Ramazan hızla devam ederken, neredeyse yarılamışken Ramazan'ı, değil mi sevgili dostlarım? En büyük problemlerimizden biri de ne? Acaba bu akşam ne pişirsem? Acaba bu akşam ne pişirseniz? Bugün isterseniz benim size önerilerimi pişirin. Sizler için müthiş 3 tane tarifim var. Börek sevenler burada mısınız? Hadi size bir Ayçakaya böreği tarifi vereyim, ne dersiniz? İşte hemen gelsin tarifimiz. Çok sağlıklı, lezzetli mi? Lezzetli. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Görüntüsü muhteşem. Hiç içinde yufka olmadan, börek yediğinizi zannederek, aslında hiç börek yemeden, çok fazla kalori almadan en sağlıklı yiyecekler birleşecek. Nereye gidecek? Vücudumuza girecek. Bunun için patatesimiz var. 2 tane patatesi rendeleyeceğiz. Patatesten birçoğumuz çok korkuyoruz, değil mi, yemekten? İşte kan şekerimizi hızlı yükseltiyor, bize kilo aldırıyor. Yok öyle bir şey, hiç merak etmeyin. Yiyecekleri doğru bir şekilde yerseniz hiç kilo aldırmaz. Hatta benim bu konuda bir sloganım var, hep şunu söylerim. Allah'ın yarattığı yiyecekleri yemekten korkmayın, ama kulun paketleyip size sattığı yiyeceklere biraz dikkatli yaklaşın derim. İşte patates de topraklarımızdan çıkan oldukça faydalı sebzelerden bir tanedir. Evet, karbonhidrat değeri biraz yüksektir, nişasta oranı vardır, ama aynı zamanda çok iyi bir potasyum kaynaklarından bir tanesidir. Yani özellikle tansiyon hastaları için baş tacı olan yiyeceklerden bir tanesi. Ama tabii şeker hastalarının biraz dikkatli olmalarına fayda var. Çünkü çok fazla patates eğer üst üste yenirse kan şekerini hızlı yükseltebilir. Ama patates bir kıyma gibi bir proteinle birleştiği zaman, yumurta, kıyma ya da yoğurtla birleştiği zaman kan şekerinizi o kadar hızlı yükseltmez. Hep diyoruz ya, yiyecekleri ilaç gibi düşünün. Patates de bu şekilde düşünerek yiyebilirsiniz. Bu börek için gördüğünüz gibi kendi el cihazımla 2 tane patatesimi rendeledim. İçerisine patates koyacağım. Kıymalı börek sever misiniz? Bunu kıymalı yapacağım. Bir de biliyorsunuz Ramazan'da biraz protein ihtiyacı da artıyor. İftar içinde çok çok güzel bir börek tarifi oluyor. Ana yemek olarak da kullanabilirsiniz bu tarifimizi. Patateslerimi rendeledim. İçerisine önceden kavurduğum kıymamı ekliyorum. Kıymayı da şöyle tencereye koydum, çelik tencereye. İçerisine hiç yağ koydurmadan, kıyma bir sulanıyor ya, sulanana kadar pişirdim. Suyunu çekince altını kapattım, hiç yağ eklemedim. Üzerine pazı koyacağım, pazı. Sebzesiz Ayçakaya tarifi olmaz biliyorsunuz. Pazı da yeşil yapraklı sebzelerden bir tane. Folik asit oranı çok yüksek, C vitamini açısından son derece zengin, gerek yaşlanma gerek damar sağlığı açısından son derece faydalı. Sevgili dostlarım, pazılarımı böyle iri iri kesiyorum, hepsini çiğden koyuyorum gördüğünüz gibi. Çünkü tek başına herhangi bir yiyeceği büyük miktarda yemek vücuda sağlıksızlık etkisi yapıyor. Ama farklı besin gruplarını bir arada tükettiğimiz zaman bu gerçekten vücuda ilaç etkisi oluşturuyor. Pazılarımı İri iri doğradım. Yaklaşık 6-7 parça kadar, yaprak kadar pazımı koydum. Biraz lezzete ne dersiniz? İçerisine yeşil soğan ekleyelim. Biraz domates koymayalım, yeşil soğan koyalım. Bir de maydanoz koyalım. Patatesi rendeledim. Patates yemekten artık korkmuyoruz. Proteinle birleştirirseniz gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İçerisine un koymadık. Un yerine patates kullandık. Çünkü patates de bir karbonhidrat kaynağı biliyorsunuz. Un da bir karbonhidrat kaynağı. Yufka yok. Yufka da bildiğiniz gibi bir un. Size yağsız, yufkasız, unsuz, lezzetli mi lezzetli? İşte sağlıklı bir börek tarifi. Pazılarımı doğradım. İçerisine yeşil soğanlarımı koyuyorum. Hepsini çiğden koyuyorum. Bir tek kıymayı birazcık kavurdum. Bugün akşam börek tarifiniz bizden. Instagram adreslerimizden de bu tarifi çok rahatlıkla bulabilirsiniz. @doktorayçakaya Instagram adresinden, yine tv360.com.tr'den de ulaşabilirsiniz tariflerimize. Maydanozlarımı da incecik incecik doğruyorum gördüğünüz gibi. Maydanozu sevenler burada mısınız? Biz çok seviyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Her salatanızın, böreğinizin içerisine gönül rahatlığıyla koyacağınız çok kıymetli sebzelerimizden bir tanesi. Maydanozumu koydum, pazımı koydum, patatesimi rendeledim. Kıymamın suyunu çektirip
biraz pişirip koydum içerisine. Ne koyalım ne koyalım? İster misiniz bir de yumurta koyalım? Yumurtalarımız burada. 3 tane kadar yumurta kırıyorum böreğimin içerisine. Bu yumurtalar birleştirici etki yapıyor. Böreğin börek şekilde görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda da tabii ki iyi bir protein kaynağı olarak özellikle kaslarımızı koruyor Ramazan'da. Sadece karbonhidrat yemiyoruz. Yeteri kadar protein de vücut için gerekli. Hatta şöyle ben 4 tane yumurta kırayım buna. 3 dedim ama 4 kırdım. 4 kişilik olsun tarifimiz. Birer kaşık da kıymadan gelse bir et hakkınızı burada kullanmış oluyorsunuz. Şimdi elimi bir sileceğim. Evet, ellerimi de sildikten sonra sizler için önerdiğim sağlıklı mı sağlıklı, lezzetli mi lezzetli pazı, kıymalı pazı böreğinin son rötuşlarını yapıyorum. Yani baharatlarını ekliyorum sevgili dostlarım. Kırmızı biber. Acı ya da tatlı, acı sevenlere özellikle tavsiye ederim. Çünkü kırmızı acı biberin içerisinde ne var? Kapsaisin var. Bu bizim metabolizmamızla çalıştırarak yağ yakmaya katkısı oluyor. İçerisine biraz karabiber ekliyorum. Karabiber, kırmızı biberimi de koydum. Sonra biraz da bir fiske kadar da tuz ekliyorum. Biraz az mı oldu? Birazcık daha koyalım şöyle. Süper. Şimdi buradan görünüyor mu? Bakın. 6 patates. Biraz kıyma, pazı, yeşil soğan, maydanoz ve 4 tane yumurta kırdım. Baharatlarını attım. Hepsini güzelce bir karıştırıyorum böreğimin. Bunu böyle güzelce bir karıştırdıktan sonra, hatta arzu ederseniz ben bunu kaşıkla karıştırmayacağım, elimle karıştıracağım. Şu şekilde. Direkt bunu böyle karıştırdıktan sonra yağlı fırın tepsimde, kağıdı olan tepsimde güzelce bir incecik bastıracağım. Sonra üzerine bunu bu şekilde fırına süreceğim. Pişmeye yakında üzerine birazcık az yağlı kaşar peyniri rendesi koyacağım. Az yağlı kaşar peyniri kızarınca da çıkaracağım. İçinde yufka olmadığını hiç kimse anlamayacak bile. Çok lezzetli ve çok sağlıklı bir ve çok hafif bir tarif sizler için. Yine içerisinde un ve yağ çok fazla olmadığı için isterseniz bunu sahurda da yiyebilirsiniz. Gün içerisinde sizi susatmaz, merak etmeyin. Tepsimi alıyorum sevgili dostlarım ve yaptığım böreğimi bu şekilde tepsimin içerisine koyuyorum. Şöyle. Tam bir sağlık deposu. Hafif suyu çektirilmiş kıyma, 4 yumurta, 5-6 yaprak kadar pazı, yarım bağ maydanoz, 3-4 tane yeşil biber. Yumurtalarımı da kırdım, baharatlarını attım. Çok pratik, çok çabuk yapabileceğiniz, saatlerce mutfakta kalmanıza gerek yok. Pratik ve lezzetli bir tarifimiz sizler için hazır oldu. Şimdi bunu bu şekilde hazırladım. Hemen elimi tekrar bir siliyorum. Bu böreği yedikten sonra eminim artık bütün böreklerinizi böyle yapacaksınız. Böyle unlu, yağlı, kızartmalı böreklerden, yufkalı böreklerden vazgeçeceksiniz diye düşünüyorum. Elimizi iyice sildikten sonra birazdan yıkayacağım, merak etmeyin. İşte böreğimiz sizler için hazır. Şimdi bu fırına girecek. Pişmeye yakın az yağlı kaşar peyniri rendem yaklaşık yarım su bardağı kadar üzerine onu ekleyip bir 10 dakika daha kızartıp kaşar peynirleri kızarınca sıcak sıcak iftarda servis yapabilirsiniz. Tarifler bizden, uygulamalar sizden. Börek tarifiniz bu. Peki salata yapmaya ne dersiniz? Salatasız iftar olmaz. O zaman size yine protein deposu farklı bir salata tarif vereceğim. Bu fırına gidiyor şimdilik. Şimdi böreğimizi yaptık, fırına attık ama salatasız iftar olmaz diyoruz. Benim birçok hastamdan genellikle duyduğum cümle şu oluyor sevgili dostlarım. Hocam ya biz salata yemeyi hiç sevmiyoruz. Neden diyorum? Ne bileyim işte marul, maydanoz yani kuru kuru geliyor, yavan yavan geliyor, canımız istemiyor diyor. Ben de diyorum ki hep aynı şekilde yaparsanız evet canınız istemeyebilir. Salatalarda da farklı salatalar yapabiliriz. Hatta isterseniz Ramazan sonrası bu tarifimizi sırf bir öğün olarak bile kullanabilirsiniz. Bunun için tavsiyem şu, yani bugünkü önerim size şu. Beyaz tavuk göğüs etini haşlıyoruz ve bunu ince ince parçalara ayırıyoruz. Böyle incecik incecik yemesi kolay olsun diye ve bunu karabiberle iyice ovuyoruz. Tavuğun beyaz eti özellikle yağ açısından son derece fakirdir. Yani kolesterolü düşüktür. Kolesterolü yüksek olanlar özellikle beyaz göğüs etini tercih etsinler.
Yine aynı zamanda protein değeri çok yüksek olduğu için sık acıkanlar, doymayanlar için de tavuk göğüs eti inanılmaz doyurucudur. Kullanabilirler. Bu şekilde tavuk etimi ince ince parçalara ayırıyorum sevgili dostlarım. Sonra üzerini karabiberle ovacağım. Genelde tavuk konusunda hepimizin kafasında da bir soru işareti var değil mi? Hormonlu tavuk mu, hormonsuz tavuk mu, antibiyotikli mi, antibiyotiksiz mi? Ben kendi evimde de genelde organik tavuk kullanmaya çalışıyorum. Bildiğim sevgili böyle çiftçi dostlarımız var ya, onlardan alıyorum. Ya marketlerde satılan organik tavuklardan tercih ediyorum. Çünkü bir şekilde vücuda protein de girmesi gerekiyor. Hep kırmızı et olmuyor. Çünkü sürekli kırmızı et yediğimizde bu sefer kan yağlarımız yükseliyor. Özellikle yaz aylarında da biliyorsunuz balık yasağı olduğu için balığı çok sık bulamıyoruz. O nedenle haftada bir kez bir tavuk eti, organik tavuk eti ya da tanıdığınız bir çiftçi varsa, eğer evinizde yetiştirme şansınız varsa tabii çok şanslısınız diyoruz. Onlardan alabilirsiniz. İyice haşladığım tavuk göğüs etini bu şekilde parçalara ayırıyorum. Ve üzerine bolca bir karabiber koyuyorum. Şu şekilde. Yaklaşık bir 2 çay tatlı kaşığı kadar koydum. Sonra biraz kırmızı biber atıyorum. Şimdi bunun salataya nasıl girecek biliyor musunuz? Çok güzel olacak. İçerisine birkaç diş de sarımsak koyuyorum. Sarımsak, karabiber ve kırmızı biber tavuğa çok yakışıyor. Tabii ki bunu sahurda yemenizi tavsiye etmem. Çünkü sarımsak gün içinde sizi çok susatır. Ağız kokusuna neden olabilir. Çok konforsuz oruç tutarsınız. O nedenle bunu iftarda kullanabilirsiniz. Ya da Ramazan sonrasında zayıflamak istediğinizde. Bizi izleyenler kesinlikle kilo almayacaklar biliyorum ama izlemeyenler kilo olabilirler. Onlar kilo alırsa Ramazan sonrasında da bunu bir öğün olarak kullanabilirler. Bakın. İçerisine sarımsak koydum, baharatladığım tavuğumu salata kaseme koydum. İçerisine roka koyacağım. Roka, maydanoz, tere ve nane sevgili dostlarım. Ben onlara 5 silo silahşör diyorum. Şimdi 5 tane oldu mu tekrar bir sayalım. Roka, tere, nane, maydanoz ve dereotu. 5 silahşör bunlar. Yaz, kış her yerde bulunur. Küçücük bir toprak parçasından bile hemencik fışkırır çıkar. Çok C vitamini açısından son derece zengin. İçindeki o aromalar, esanslar vücuda ayrı bir sağlık veriyor. O nedenle maydanoz, roka, tere, naneyi sıklıkla bulunduruyoruz. Ve biz burada 4 silahşörü kullanıyoruz. Taze nane, roka, maydanoz ve dereotunu kullanıyoruz. İncecik incecik dilimliyorum. Şu şekilde tavuk göğüs etini haşladım, iyice baharatladım. Sonra içerisine 5 silahşörün 4'ünü koyduk. Roka, maydanoz, dereotu ve nane. Şu şekilde. Ve sonra üzerine bunların üzerine birazcık da limon suyu koyacağım. Çok az bir zeytinyağı koyacağım. Hep aynı tür salata yapmıyoruz. Salatalarda da biraz farklılıklara gidiyoruz ki bunu almayalım diye. Farklı salata sosları yapabilirsiniz. Özellikle sarımsak, limon ve zeytinyağı üçlüsü sadece rokanın üzerine döktüğünüzde bile inanılmaz yakışıyor. Ve rokayı size sevdire sevdire yiyor. Özellikle çocuklar için de kullanabilirsiniz bunu. Evet. Tavuklu salatam da hazır. Bunun üzerine de hatta şunu yapabiliriz. Bir 3-4 kaşık kadar da yoğurt ekleyebiliriz. Şöyle koyuyorum. Bunu sadece bir öğün olarak da yiyebilirsiniz. Dediğim gibi iftarda farklı bir salata yapmak isterseniz seve seve gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ramazan sonrasında davet günlerinizde yapabilirsiniz. Böreğimizi fırına attık. Salatamızı da hazırladık. Geriye ne kaldı? Bir de tatlı ister misiniz tatlı? Tatlısız olmaz diyenlerden misiniz? Bugünkü tarifler bizden dedik. Hadi bakalım. Salatamız da burada. Salata burada dururken şimdi akşam içinde size sağlıklı, çok pratik, hemen yapabileceğiniz minik bir tatlı tarifi gelsin. Böreğimizi yaptık, salatamızı yaptık. Sıra geldi tarife.
çok kısa, çok kolay. Muz, çilek, yoğurt, azıcık da bal sevgili dostlarım. Bunları karıştıralım. Hatta yoğurdumuz buradayken ben sizler için hemen üst üste koyayım. Süremizi aşmadan şu şekilde yoğurtla da karıştıralım. Üzerine birkaç tane çilek koyalım. Ve bunların üzerine biraz da bal ekleyelim. Bunları karıştıralım. Sonra nereye koyalım? Buzdolabımıza koyalım. Canınız tatlı istediğinde de bu şekilde yoğurtlu, muzlu, çilekli meyve salatası bir şekilde. Ama biraz da bal koyduğumuzda bu da lezzetini biraz arttırıyor. Daha bir tatlı yemiş hissiyatı oluşturuyor. Balımı da şu şekilde ekliyorum üzerine. Bir tatlı kaşığı kadar. Yani yarım muz, 2-3 tane çilek, biraz da balla karıştırarak. İsterseniz bunu siz kendi evinizde rondodan da geçirebilirsiniz ya da şu şekilde de ezebilirsiniz. Şöyle. Zaten çilek ve muz ikilisi biliyorsunuz bir aşk yaşar her zaman. Çileğin de tam zamanı bu Ramazan'da. Tatlı ihtiyacınıza da birebir karşılar. Aynı zamanda da biliyorsunuz içerisinde kırmızı meyveler ne yapıyor? Likopen değerleri yüksek olduğu için bağışıklığımıza ve metabolizmamıza çok çok iyi geliyorlar. Şunu şu şekilde ben biraz da karıştırdım. Bunu isterseniz böyle dondurma kuplarına koyup buzluğa da koyabilirsiniz gündüzden. Dondurma olarak da kullanabilirsiniz. Ya da içerisine biraz buz parçaları da ekleyerek böyle buzları kırarak da koyup hafif smoothie gibi de yapabilirsiniz. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu tatlı tarifinizde sağlıklı, biliyorum çok ağdalı, şerbetli, hamurlu değil ama vücudunuza sıhhat kazandıracak lezzetli bir tarif benden size gelsin. Bugünlük de bu programımızın sonuna geliyoruz. Orucu tutmaya devam ediyoruz. Sağlıklı önerilere devam ediyoruz. Siz dostlarımızı seviyoruz ve yine birlikte olmak üzere gün sayıyoruz.